Ama ondan önce Adnan Sular, sevgili seyirciler, muhabirimiz Adnan Sular, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda, önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanacak. Bize şimdi o bölgeden Adnan Sular bilgi aktaracak. Hemen ben sözü Adnan Sular'a bırakıyorum. Evet Ahmet Özdemir, nefesler tutuldu, gözler sandıklara çevrildi. Günlerdir, aylardır beklediğimiz seçimler nihayetinde bugün itibariyle başladı. Tabii ülkemizde şu anda doğu illeri itibariyle 32 ilde sabah saat 07 itibariyle oylar kullanılmaya başladı ve saat 16'ya kadar devam edecek. Onun dışında kalan illerde ise sabah 8'de başlayıp akşam 17'ye kadar devam edecek. Tabii biz şu anda an itibariyle Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndayız. Aynı zamanda ilkokul da bünyesinde barındırıyor bu okul. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bugün her zaman olduğu gibi oyunu burada kullanmış olacak. Dilerseniz ben hemen buradan biraz kenara doğru çıkayım. Tanju aklı size göstersin. Birçok seçimde burada Cumhurbaşkanını takip etme imkanımız olmuştu. Bugün de işte o önemli seçimlerden birine daha tanıklık ediyoruz. Ve arkamda işte İstanbul Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu, hemen yanında ilkokul var. Tabii Cumhurbaşkanımız burada ortaokulda oyunu kullanmış olacak. Tabii ben bu bilgileri paylaşırken dilerseniz bir de biraz teknik bilgilerden bahsetmekte fayda var. Bugün itibariyle malumunuz 31 Mart 2024 mahalle idareler genel seçimleri bugün itibariyle başladı demiştik. Tabii bu seçimlere 34 siyasi parti katılıyor. Yerel seçimde toplam 61.441.882 seçmen oy kullanacak. Az önce ifade etmiştim, doğuda 32 ilde oy verme işlemi sabah 7 itibariyle başlamıştı. Geri kalan illerde sabah 8 itibariyle başladı. Ta ki saat 16 ve 17 saatlerine dek bu illerde, belirtilen illerde oy kullanma işlemleri gerçekleştirilmiş olacak. Tabii ülke genelinde şu anda 206.845 sandık kuruldu. Yaklaşık 1000 seyyar sandığın da kurulduğunu ifade edelim. Aynı zamanda 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkanları ile 50.336 muhtar seçimi de gerçekleştirilmiş olacak. Tabii bu bilgileri paylaşırken şunu da ifade edelim. Malumunuz geçtiğimiz sene büyük bir deprem afeti yaşadık. Bu bölgelerde de birçok konteyner şu anda kurulmuş vaziyette. Bu konteynerlarda, AFZ'ler de burada oylarını kullanmış olacaklar. Tabii bir kez daha söyleyelim. Bugün itibariyle nefeslerin tutulduğu seçimlere şu anda gelmiş olduk. Ve an itibariyle nöbetimiz Saffet Çebi Ortaokulu'nda devam ediyor. Hakeza birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okula gelecek ve burada oyunu kullanmış olacak. Klasik olarak her seçimde olduğu gibi Erdoğan'ın 11.30 ile 12 arasında oy kullanmaya gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü bu minvalde tekrar stüdyoya bırakalım.